telefonumu açtığımda her yerde gördüğüm Blum airdrop'u. Artık tabii son düzlüğe geliyoruz ama ne zaman listelenecek ve fiyatı ne olacak? Bununla alakalı çok fazla gürültü var. Nokta atış bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Aynı zamanda bildiğiniz üzere Catizen airdrop'u bitti. Tamam, güzel 3x yaparak piyasaya girdi ama bundan hala para kazanma şansımız olabilir mi? Bunu göstereceğim sizlere. Bir de tam döneminde olduğumuz bonus bir meme coin'imiz var. Onu da anlatmış olacağım. O yüzden dolu bir bölüm. Daha fazla vaktinizi almıyorum. Bir an önce videoya geçiyoruz. Haydi. Arkadaşlar, ilk olarak Binance'te listelenecek mi Blum sorusu var kafamızda. Çünkü bildiğiniz üzere bu olursa genelde coin fiyatlarının uçma ihtimali çok daha yüksek oluyor. Catizen mesela güzel bir listelenme yaşadı. 3x'i hatta daha fazlalarını gördü. Eğer benzer bir sonuç olursa Blum'dan da belki güzel bir sonuç elde etme şansımız olabilir. Şimdi şunu göstermiş olayım sizlere, bakın. Binance Labs invest in 5 exceptional projects diyor. 5 tane projeye yatırım yaptı Binance Labs. Zamanının haberi bu. Onlardan bir tanesi de Blum'du. Genelde Binance Labs yatırım yaptığı zaman herhangi bir projeye bir sıkıntı çıkmadıysa %99 zaten burada listeleniyor. Hani daha öncesinden araştırıp buna göre hareket ettikleri için. Blum da onlardan bir tanesiydi. Zaten bu yüzden biraz heyecanlanmıştık. Acaba ne olacak şimdi diye. Çok büyük ihtimal listelenmeye yakın, ki ondan da bahsedeceğiz. Binance Launchpool'a girecek. Biz diyeceğiz ki zaten artık bundan sonra listelenme geliyor. Ondan sonra da Binance ve diğer bütün büyük borsalara girmiş olacak. Peki bu ne zaman olacak? Çok fazla bilgi var internette ama genel olarak şuna bakabiliriz. Bakın, direkt BitGet'te yayınlanmış bir makaleden bahsediyorum. Bütün detaylarını anlatmış ama burada genel gördüğüm şu. Daha öncesinde Eylül sonları, Ekim başları gibi deniyordu. Fakat şu an resmi bir bilgi hala gelmedi. Ekim'in neredeyse sonlarına doğru geliyoruz. Bunun çok büyük ihtimal Ekim'in sonunda ya da Kasım'ın başlangıcı ortaları gibi. Nedeni aslında birçok projenin şu an piyasaya girmemesiyle aynı. Amerika seçimleri, yani Trump mı Kamala mı alacak durumu. O da 5 Kasım'da. Piyasa genelde bilinmezde olmayı sevmez. Amerikan seçimlerinin bitimine kadar ne olacağı belli değil kriptoda. Trump seçilirse daha yanlı olduğu için yükselme ihtimalinin çok yüksek olduğu. Kamala seçilirse de belli bir dönem düşüş, ondan sonra da ne olacağı belli olmadığı için. Bu yüzden bütün projeler, listelenmeler, büyük haberler vesaire tahminen bekletiliyor. Blum da onlardan bir tanesi. Buraya denk geldiği için. Yani tahmini listelenmeyi Trump seçilirse Kasım ortaları, Kamala seçilirse belki Kasım sonlarına doğru düşünebiliriz. Onun dışında fiyatsal olarak 0.2'ler, yarım dolarlar, 1 dolarlar vesaire söyleyenler var. Buna genelde en rahat bakabileceğiniz yer pre-market'tir. Yani piyasa öncesi, listelenme öncesi diye geçer. Gate.io'da var arkadaşlar. Şöyle bir bakmış olalım genel fiyatlarına Blum'un burada listelendikten sonra. En yüksek 0.006'ları görmüş ve şu anki fiyatı da 0.04'lerde. Genel insanların düşüncesi çıktığı zaman 0.07 ile 0.1 arası olma ihtimali, yani oralara ulaşabilme ihtimali. Ama tabii bunu %100 söyleyebilmek imkansız. Çıktığı zaman daha rahat anlayacağız. Fakat genelde pre-market fiyatları benzer olmakta. Yani böyle bir fiyatla da başlayabiliriz. Benim genel düşüncem şu şekilde. Binance listelenmesine gelirse 2-3 katı şeklinde şu rakamların, ortalama rakamların başlayıp ondan sonra da satış baskısıyla belli bir dönem geri çekilmek. Ama Trump seçilirse olaylar değişebilir tabii ki. Yani Blum'da hala beklemedeyiz. Başta bir şey daha söyledim. Catizen'den belki hala para kazanma şansımız olabilir diye. Bir de onu bir anlatmış olayım sizlere. Bildiğiniz üzere uzun sürelerdir aslında Catizen oynuyoruz zaten. Hani zamanında listelenmesi vesaire oldu. Sonrasında çoğunluk bıraktım. Ki ben de dahil. Hani yani çok daha az yapıyorum. Ara sıra giriyorum. Ama şöyle bir şey getirdiler. Fena değil. Ne kadar airdrop alabileceğinizi burada görüyorsunuz. Sırf bunları yaparak. Bu para kazanma kısmına gittiğiniz zaman bakın şöyle bir şey çıkıyor. Share 10 million Cati diyor. Ve aynı zamanda Bombi ve Kon tokenları da kazan şeklinde. Go'ya tıkladığınız zaman burada arkadaşlar şöyle bir şey çıkacak karşınıza. Bakın görebiliyorsunuz. Totalde 485 milyon küsür burada puan var. Ve benim puanlarıma baktığınız zaman daha dün başladım. 2400 puan. Bu total puanlara bölünüp 10 milyon Cati ile çarpılıyor. Şu an benim bulduğum yaklaşık 50 Cati şeklinde alıyorum şu puanla. Yani buradan hesaplayabiliyorum bunu. Ve bu da ortalama 20-25 dolarlık bir token alacağım anlamına geliyor buradan. Hani daha bir gün bunu yapmışım. Fena değil açıkçası. Şu şekilde yapabiliyorsunuz. Bakın şöyle soru işaretine basalım. Experience dediğimiz işte puanlar kazanıyorsunuz burada. Bunları sandıklara dönüştürüyorsunuz. Bu sandıklardan da tokenlar kazanıyorsunuz. Ve bunlar da işte 10 milyon Cati'den ve aynı zamanda Bombi ve diğerinden de token Kon'un olması lazım. Almanızı sağlıyor. Ben Bombi'yi ayrıca oynuyorum. Başka bir videoda da bahsetmiştim ondan. Şöyle göstermiş olayım. Bakın task kısmı var. Görevler kısmı. Burada mesela Bombi'ye gir. Hani Bombi'yi de oylayabiliyorsunuz. Ben bunu yaptığım için okey diyorum. Bunları yapıyorsunuz. Catizen için oy ver. Check-in yap günlük. Bakın şurada Telegram'da Visit Channel and Engage var. Tıklayalım ona. Bir tanesini beraber yapmış olalım. Okey, aşağı indik. Şey koyalım buraya, hani Engage demiş. Okey, süper. Bir tane de star yollamış olduk. Harika. Geri dönüyorum. Ve işlemi gerçekleştirdik. Gördüğünüz üzere experience puanımız da artmış oldu. 17. seviyedeyim diye düşünüyorum. Rewards kısmına geliyoruz. Burada da ödüller var şimdi. Ödüllere geldik. Bakın burada birkaç tane kutuyu açmışım bile. Ben açıkçası premiumundan aldım. Hani özellikle almanıza gerek yok. Buradan ücretsizler de var. Görebiliyorsunuz. Bu kutuların hepsini almıştım zaten ben. Hani istiyorsanız onu alabilir, istiyorsanız almayabilirsiniz. Size kalmış tamamıyla. Buradan ücretsizlerden gidip claim all diyebilirsiniz. Ben direkt claim all diyeceğim çünkü hepsini alabiliyorum bu şekilde. Ve o 4 kutuyu da aldım. Gördüğünüz üzere kutulardan çıkanlara bakıyoruz. Totalde Catizen 320, 3000 tane Bombi'den almışım. Bir de 7500 tane de Kon'dan almışım. Yani yukarıyı görebiliyorsunuz. Diğer airdropların tokenlarından da artıyor. Ben Bombi'de yaklaşık ne kadar 3 haftadır falan oynuyorum. 54.000'e falan ulaştım token olarak. Burada 37.000 şimdiden oldu bile 1-2 günde. Yani buradaki görevleri yapmak da size token kazandırıyor. Sonradan aynı zamanda 3 airdrop'a birden oynamış oluyorsunuz bu şekilde. Ve gördüğünüz üzere burada 2400'dü. Şu an 2700'e çıkmış bile. Yani daha fazla Cati token alacağım buradan. Devam ettiğim sürece de daha da fazla arttıracağım bunu. Başta bir de sizlere şunu demiştim. Bu döneme uygun bir tane meme coin bonusu var. Gözüme çarpan şu aralar. Hatta Blum'dan bahsederken işte bu Amerikan seçimlerinde yakın olduğunu söylemiştim. Şimdi bu Amerikan seçimleri kripto için çok önemli. Sadece tabii normal projeler, iyi platformlar vesaire değil, meme tokenlar için de öyle. Çünkü hala o trend devam ediyor. Yani geçenlerde coin'in ismini hatırlamıyorum. 100 dolar bir coin'e koysa meme coin, o kazananlardan 100 bin dolar kar etmiş oluyor bir gün sonra. Bu tarz şeyler piyango gibi. Ama hala mümkün. Ve bunun devam ettiğini görünce seçime uygun meme tokenlar da çıkıyor. Bakın hatta elimde hala Trump token var. 36 tane tutuyorum. Ne olur ne olmaz diye. Bunun seçimden sonra belki şöyle bir 5x, 10x yapabilme potansiyelini oynuyorum da diyebiliriz. Ve bu tarz meme coinleri arada almaya çalışıyorum. Çünkü seçime çok az kaldı. Şimdi bir tanesini daha göstermiş olayım sizlere. Neden bahsettiğimi anlayın. Bu bonus vesaire diyorum ya, o şekilde söylemiş olayım. Bakın tam da bunun üzerine bir tane coin çıkartmışlar. Trump işte Kamala'ya karşı. Hani direkt isimlerini söyle ama bunların kim olduğu anlaşılıyor zaten, değil mi? Bir tane ismi Megatron, diğeri de Kamakop 9000. Güzel isimler bulmuşlar bunlara da. Bu bir meme token, DOOM diye geçiyor. Ama olayı biraz değiştirmişler. Bakın, stake your vote diyor. Bildiğiniz oyunuzu, yani aldığınız token'ı burada stakelediğiniz zaman kime daha fazla oy veriyorsunuz ondan daha fazla token kazanabiliyorsunuz sonrasında. Bir grup diğerine göre daha kazançlı çıkıyor doğal olarak. Çünkü burada iki seçenek var. Bir tanesi Megatron, diğeri de Kamakop. Yani hangisini stake yapmak isterseniz eğer o kazanırsa şansınız daha fazla artıyor. Biliyorsunuz şu dönemlerde bunun bahsi bile arttı. Yani Donald Trump'a para yatıranlar, Kamala'ya para yatıranlar. Görebiliyorsunuz şu ana %64'e çıkmış bile Trump ve ne kadar para yatırılmış. Yani artık bunun piyasası da var. Polymarket diye. Belki bilenleriniz vardır zaten aramızda. Hani böyle şeylerden esinlenerek yapılmış zaten meme coinlerde. Genelde hani bunlardan kazanıyor. İşte benim aldığım Trump MAGA'nın ya da BODEN vardı. Biden'a özel bir tane çıkartmışlardı. O da bayağı büyüdü bildiğiniz üzere. Bu yüzden böyle şeyler bulunca arabayı, evi satıp yatırmak değil bu. 10-20 dolar, 50 dolar maksimum bütçeye göre ne kaybedebilecekse onu koymak. Ondan sonrasında da umuyoruz ki piyasa güllük gülistanlık oldu. Atıyorum Trump seçildi. Çünkü daha kripto yanlısı. Sonrasında da buradan gelirleri almak. Ama tabii bu bir meme coin. Her zaman çok hızlı hareket edebilir. O 50 dolar olur size 5 dolar ya da 100 dolar ya da 200 dolar. Bunu bilemiyoruz. O yüzden zaten buna göre hareket ediyorum. Ben her zaman da söylüyorum sizlere. Hatta bakın bir küçük araştırdım. Yerli birkaç yerde de çıkmış. Mesela Borsa Tech'te varlar. Kripto coin'de de varlardı yanlış hatırlamıyorum. Coin Finance'da mesela varlar. Hatta burada da benim söylediğim gibi bahsetmiş. MAGA ve Trump 100x yaptı. Bakalım sıradaki Free Doom olur mu diye. Çünkü hani bu konuyla alakalı kurulmuş. Bilemiyoruz tabii bunu. Bunların hepsi meme coin ve ön satış. Yani meme coinler zaten riskli. Bir de ön satıştan gireceksin. Token'ın bir değeri yok. Yani bu token piyasaya gelir mi? Piyasaya girdikten sonra bize kazanç verir mi? Nasıl işleyecek? Bunları tabii ki bilemiyoruz ama ona göre hareket ediyoruz. Bakın presale'e girebileceğimiz birçok seçenek var. Şu an oylarda %74 işte Megatron'da, %26'nın sadece Kamala'da, Kamakop'ta pardon olduğunu görebiliyoruz. Yine birçok seçenek Ethereum, BNB, Baysal'ında, Solana'da işte USDT, USDC ile vesaire alınabileceğini görebiliyorsunuz. Connect Wallet deyip cüzdanınızı bağlıyorsunuz ve buradan işlemler yapabiliyorsunuz. Sadece şöyle bir durum var. Genelde bu tarz meme coin satışlarında ben hani biraz daha böyle 1 milyon dolara yaklaşmasını beklerim ki ona göre yatırım yapayım. Bu bir meme coin, diğerlerinde de benzer ama şöyle bir durum var. Seçimler 5'inde, yani bundan yaklaşık 2 hafta falan sonra. Yani burada belki şimdiden alınabilecek bir karar daha mantıklı olabilir. Hani böyle bir 2 ay 3 ay bekleme süremiz yok. Anlatabiliyor muyum? Hani o olsaydı belki biraz daha bekleyin derdim. Ama şöyle bir şey yapılabilir. Şimdi 2 hafta var ya, buradaki fiyatlar doğal olarak küçük küçük artacak. Bir hafta daha beklenir, bir 10 gün daha beklenir. Ona göre belki bir 30 dolar, 50 dolar. Artık bütçeye göre ne kaybedebilecekseniz hani bu şekilde düşünerek yatırım yapmak lazım. Söylediğim gibi yatırılabilir. Ondan sonra da belki stake yapıp işte hani ben belki Trump'tan yana değilim ama onun seçimi kazanabileceği daha aşikar görünüyor. Bu şekilde düşündüğümden tahminen stake'i de ona yapardım. Yani buradan kazanmaya oynardım ama illa stake yapmakta zorunda değilsiniz. Kazanırsa da zaten genel bir yükseliş tahmini olarak olacağı bir rally başlayacağı için biz oradan da buradan da meme coinlerden de diğer yatırım yaptığımız nodlardan da coinlerden de hepsinden tahmini olarak kazanacağız zaten. Ben gereken linkleri aşağı koyarım. Eğer almak isterseniz oradan yapabilirsiniz. Onun dışında diğer airdrop linklerini de aşağıda bulacaksınız zaten. Bir de şuna dikkat edin. Son olarak söylemiş olayım bunu. Ask Joe diye bir şey var. Yani bir şey sormak, işte sport ekibi vardır ya, destek ekibi. Sormak isterseniz Ask Joe, Joe Biden'a sorabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Evet, süper arkadaşlar. Dolu bir bölüm olacağını söylemiştim. Hakikaten öyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Umarım buradaki bilgiler sizler için yararlı olacaktır. Eğer öyleyse bu bölümü beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Onun dışında bu tarz bilgileri daha hızlı bir şekilde verebildiğim Twitter'ım da var. Onun da linkini aşağı koyuyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.